Herkese iyi pazarlar. Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Pandemide yeniden kritik bir döneme girdik. Vaka sayımızı 5000'e düşürmüştük. 13 Mart itibariyle 15000 sınırını aştık. Çok yüksek risk olan illerimizin sayısı hızla artıyor ve Türkiye haritası kırmızıya boyanıyor. Yaklaşık 2 hafta önce restoran ve kafeleri açtık ama daha onların etkilerini tam görmedik. Daha onları da göreceğiz. 15 günde bir vaka sayılarına göre ve risk durumuna göre önlemlerin ve normalleşme adımlarının yeniden değerlendirilebileceği açıklanmıştı. Buna göre yüksek risk grubuna geçen illerde tekrar kapanma mı olacak? Peki bu mümkün mü? Veya gerçekten yeniden kapanmalı mıyız? Tabii ki tıbbi olarak bakıldığında salgınla mücadelede en etkili yöntemlerden biri kapanmak. Ancak Modern dünyada hele ekonomik koşullar nedeniyle bu çok mümkün değilse ve artık kapanacak bir takatiniz kalmadıysa böyle bir durumda başka önlemleri de mutlaka ve çok etkin bir şekilde gündeme getirmek gerekiyor. Hatırladığınız üzere İngiltere geçtiğimiz yılın son ayında B117 varyantı ile tanışmış ve vaka sayıları inanılmaz bir hızla artmıştı. Bugün vaka sayılarına baktığımızda onların salgını kontrol ettiğini görüyoruz. 7 Ocak tarihinde bildirilen vaka sayısı 68 bin iken 12 Mart'ta vaka sayısı 6.750'ye geriledi ve pozitiflik oranı %5.5 oldu. Bu sürede İngiltere'nin 24 milyon kişiyi aşıladığı, temaslı takibini çok sıkı yaptığı, garsonlar, şoförler gibi risk grupları başta olmak üzere günde 1.6 milyon üzerinde test uyguladığını biliyoruz. Okullar açık, restoranlarda sınırlamalar bir ölçüde devam ediyor. Türkiye'de ise 24 Ocak günü 5200 lere inen vaka sayısı, 150 bin testin yapıldığı 13 Mart günü 15 binleri aştı. Yani vakamız iyileşen vaka sayısının üstünde test pozitiflik oranı kritik seviye olan %10'u aştı. R değeri 1'in altında olması ve sürekli gerilemesi gerekirken 1.1'i geçti. Henüz normalleşmenin sayılara tam yansımadığı için önümüzdeki günlerde bu sayıların daha da artacağını düşünebiliriz henüz bitmeyen birinci dalga içinde üçüncü piki yaşıyoruz. Sadece birkaç ay yaşamımızı etkiler sandığımız salgının birinci yılını doldurduk. Tam 30 bin vatandaşımız yaşamını yitirdi. Tam bir stadyum dolusu insanı bu salgına kurban verdik. Her gün haberlerde görüyoruz tüm kısıtlamalara rağmen bir kişi misafirlikte, akraba ziyaretinde, taziye ve cenazelerde onlarca kişiye virüsü bulaştırabiliyor. Peki ne yapmalıyız? Yeniden kapanma bir çözüm mü? Covid-19'un küresel ekonomilere maliyeti 12 trilyon dolara ulaştı. Türkiye'de de kim ne derse desin bu krizin derin etkileri var. Türkiye'de irili ufaklı 100 bin işletme ve doğrudan 2 milyon çalışan ile faaliyet gösteren yeme içme sektörü 2019 yılında 125 milyar dolar seviyesinde bir ekonomik hacim yaratmıştı sektörün 2020 yılını Covid-19 etkisiyle 60 ya da 80 milyar dolarlık bir gelir kaybı ile kapattığı söyleniyor. Bu miktar daha az değil ama daha fazla bile olabilir. Turizm Türkiye'nin olmazsa olmazı. Türkiye'ye geçtiğimiz yıl turizmden elde edilen gelir 12 milyar dolar ve önceki yıla göre azalış tam %65.1. Önümüz turizm dönemi ve aşı pasaportu gibi çok tırnak içinde tehlikeli konuların konuşulduğu bir dönemde Türkiye kapanmaktan daha da iyisini yapmalıdır. Peki ne yapmak gerek? En önemlisi şüphesiz aşılama hızımızı artırmak. Dünya Sağlık Örgütü dünyada 335 milyon kişinin aşılandığını ve bugüne kadar bir tek ölüm vakasının bildirilmediğini açıkladı dünyada 2.6 milyardan fazla insanın öldüğü bu salgından çıkış yolunun aşılama olduğu net görünüyor. Sağlık Bakanımızın Mayıs ayı sonunda geleceğini müjdelediği 105 milyon doz gelişinin sonbahara ertelenebileceği söyleniyor. Biz yaklaşık 50 milyon kişiyi turizm sezonu öncesi Mayıs ayına kadar aşılayabilseydik, risk gruplarını yani restoran çalışanları, eğitim sektörü çalışanları, turizm sektörü çalışanları, şoförler, polisler ve bulaştırma potansiyeli yüksek diğer meslek gruplarını öğretmenleri aşılamayı başarsaydık ülkemizde salgının kontrol altına alınabileceği İngiltere, İsrail ve İskoçya örneklerinde olduğu gibi salgını sınırlayabileceğimizi umabilir bekleyebilirdik. Bir diğer önemli nokta test sayısı Yukarıda saydığım risk gruplarına tıpkı futbolculara yapılan gibi düzenli testleme yapılabilse bu sektörleri olabildiğince güvenli bir hale getirmek mümkün olabilir. Türkiye haritasında kızaran illerle çevre illerin bağlantısının kesilmesi de önem taşıyor. Özellikle varyantların olduğu bu günlerde bu tür yaptırımların önemi büyük. B117 varyantının Londra'yı teslim aldığı günlerde Londra ile tüm İngiltere'nin ilişkisi kesilmişti. İstanbul çok dinamik bir şehir. Giriş çıkışlar çok fazla. Dolayısıyla İstanbul'un çevresindeki iller de etkileniyor. Örneğin Trakya'daki iller yüksek risk grubuna dahil oldu. İstanbul tüm Türkiye'yi etkileyecek. Geçtiğimiz bahar aylarında bunu gördük. İstanbul demek Türkiye demek. Salgın bu şehirde başladı, bu şehirde bitecek. Bazı iller arasında vaka sayıları ve salgının seyri açısından da büyük farklar var. İller arası kısıtlama ve seyahat sınırlamaları çok ama çok önemli. Okullar için CDC 100 bin kişide yüzden fazla vaka ve yüzde ondan fazla test pozitiflik oranının olduğu bölgelerde okulların açılmasının çok büyük bir risk olduğunu söylüyor. Her ne kadar eğitimin Temmuz ayına kadar planlandığı biçimde süreci açıklansa da 2 haftada %24 vaka artışı gösteren ve vaka sayısı 100 binde 111'e yükselen İstanbul'da mesela eğitimin sürmesi önemli bir risk oluşturuyor. İnsanların toplu halde bulunacağı aktivitelere izin verilmemeli, sosyal hareketlilik sınırlandırılmalı, salgının tavsiye ile kontrol altına alınamadığını gördük. Yaptırımlar ve denetimler çok ama çok önemli. Artık pratik önemi olmadığını düşündüğüm ve özellikle de 65 yaş üstü grubun aşılanması tamamlanmak üzere olduğu bugünlerde bu yaş grubunda sokağa çıkma yasaklarının da artık kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye kalabalık evlerde yaşayan bir toplum ve ev bulaşları en büyük risk. 65 yaş üstüne... Sokak yasağı ile onları korumak artık zor. Zaten 65 yaş üstü sokağa çıkmasa da virüs evin diğer bireyleriyle onların yanı başına geliyor. Açık hava bulaş açısından daha güvenli. Baharın geliyor olması bu açıdan iyi ama varyantlar döneminde yine de çok dikkat etmek lazım. Elbette maske, mesafe ve hijyen demeye devam edeceğiz. Hatta belki çift maske takın diyeceğiz. Ancak bunlar yetmiyor. Aşılar ve risk gruplarının etkili testlenmesi çok önemli. Şeffaflık ve toplumun tüm katmanları, meslek örgütleri, bilimsel dernekler bunlarla yapılabilecek işbirliği, gerçek bir işbirliği savaşta bize büyük avantaj sağlayacaktır. Türkiye kapanmaktan daha fazlasını başarabilecek bir güçtedir. Başta aşı ve test sayılarının artırılması ve risk gruplarının testlenmesi olmak üzere yeni stratejilere daha büyük önem verelim. Yeniden tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Herkese sağlıklı ve güvenli bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.